Arkadaşlar merhaba. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Tek tek hepinize hoş geldiniz diyoruz. Veldin toplantısına teşrif ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi Veld Yönetim Kurulu üyelerini buraya davet edeceğim. Çiğdem Erol Yönetim Kurulu üyesi ve Stratejik İş Geliştirme Direktörü. Çiğdem Hanım. İsmet Bey Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu üyesi. Ve Murat Özot Yönetim Kurulu Başkanı. Bugün VOP'u anlatacağız size ama ben tabii o kadar bilgili olmadığım için Murat Bey'e bırakacağım sözü. Murat Bey anlatacak. Şimdi kendisine alalım. Öncelikle saygıdeğer basın mensupları, sevgili dostlar, arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün lojistiğin uluslararası lojistik anlamında uluslararası lojistiğin uluslararası taşımacılık bölümünün dünyada bugüne kadar yapılmış inovasyon anlamındaki en değerli ürünün lansmanını yapmak için bir araya geldik. Öncelikle hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Oldukça heyecanlıyım çünkü bugün sizlere sunum yapacağımız VOP ürünümüz bugüne kadar dünyada hiçbir lojistik organizasyonun yapmaya cesaret edemediği ya da yapsa da başarılı olamadığı, gerek imkansızlıkları, gerek normal eksikliği, gerekse bu işin yapılmasındaki gösterecekleri motivasyon ve kondisyonu tam anlamıyla ortaya koymadıklarından kaynaklanan ama bizim 17-18 aydan beri gece gündüz durmadan hem yazılım ekibimiz, hem genel müdürümüz ve yönetim kurulumuz, hem operasyon ekibimizin üzerinde çalıştığı ve bugün sizlere sunumu yapacağımız bu ürünün tanıtımını yapmak beni ayrıca onur ediyor. Öncelikle sizlere ürünümüzle ilgili lansman videomuzu izlemeye davet ediyorum. Sinan Bey açarsanız. Dünya değişiyor. Her şey dijitalleşiyor. Dünyadaki büyük değişimle birlikte lojistiği yönetme şeklimiz de değişiyor. Şimdi lojistik sürecinizi yönetmenin kolay bir yolu var. Veld Online platformla 130'dan fazla ülke için farklı taşıma modları seçeneği, optimum maliyet avantajı ve anlık fiyat özelliği ile hızlı ve kolay rezervasyon oluşturun. Uluslararası lojistik sürecinizi uçtan uca tek bir platformda yönetin. Verimlilik esasına dayalı, teknolojik altyapısıyla en hızlı ve uygun teklifi size anında sunmakla kalmaz. Anında fiyat, uygun maliyet, çabuk rezervasyon, takip ve izleme, kolay entegrasyon, anında yardım. Birçok akıllı lojistik yönetim özelliğiyle yönetin. Siz sadece işinizi geliştirmeye odaklanın. Şimdi dünyanın neresinde olursanız olun, işinizi lojistiğin dijital dünyası Veld Online platforma bırakın. Veld Online platform, lojistiğin dijital dünyası. Veld Online platformla lojistik sürecinizi nasıl mı hızlandırabilirsiniz? Ana sayfamız veld-int.com adresine giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki VOP butonuna ya da online fiyat teklifi al butonuna tıklayın veya direkt olarak veld-op.com adresine gidin. Kayıt ol sayfasına bilgilerinizi doldurarak hızlıca kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Mailinize gelen aktivasyon mailiyle hesabınızı onaylayın. Artık 130'dan fazla ülke için farklı transit süre seçenekleriyle optimum maliyet avantajı yakalayarak anlık fiyat alıp hızlıca rezervasyon oluşturabilirsiniz. Peki nasıl mı anlık fiyat bulup hızlıca rezervasyon talep edebilirsiniz? Fiyat aramak istediğiniz taşıma modunu seçtikten sonra açılan yükleme detayları ekranında yüklemenize ait detayları, sevk etmek istediğiniz rotayı, paketleme detaylarınızın toplamını ya da birim başına ebat bilgilerinizi girerek anında fiyat alabilir, bir sonraki adımda sizin için en iyi taşıma ürününü seçerek hızlıca rezervasyon talebinde bulunabilirsiniz. Rezervasyon talebi ekranından
gönderici ve alıcı bilgilerinizi girerek rezervasyonunuzu onayladıktan sonra özet ekranda gönderi detaylarınızı görebilir, gönderinizin durumunu ana sayfadaki kontrol panellerinden takip edebilirsiniz. Lojistik sürecinizi yönetmek işte bu kadar kolay. Evet, 5 dakika geçti, ben de heyecanım yendi artık. Çok daha rahat konuşabiliriz. Çünkü ürün bizim ürünümüz şu anda. Şimdi tekrar basın mensupları sizlere şunu açıkça söylemek ve ifade etmek istiyorum. VOP, kelime anlamına göreceğiniz üzere Web Online Platform. Ancak bu iş galiba bir tevafuk. Çünkü biz daha sonrasında bu ismi koyduktan sonra yapmış olduğumuz araştırma VOP'un İngilizceden Türkçe'ye kelime anlamında bizi daha da heyecanlandırdı. Google'a yazıp ne demek diye baktığınızda anlamı vay be vay canına. Bu oldukça güzel bir slogan aslında. Çünkü lojistikte vay be dedirtecek kadar da aslında önemli ve değerli bir program yaptık şu anda. Bu programın anlatımında tabii ki sizler lojistiğin ne olduğunu görüyorsunuz, biliyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde çok daha iyi hissettik bunun önemini. Gerek mal zincirlerin tedariğinde, tedarik zincirinde malın bir noktadan bir noktaya ulaşmasının ne kadar önemli olduğunu, daha sonrasında pandemi nedeniyle kapandığımız evlerde evimize teslimat yapılmasının da bir tedarik zincirinin parçası olduğu, lojistiğin bir parçası olduğunu daha iyi hissettik ve bizim birçok işimizi çözdü. Ancak bütün bunlar olurken biz uluslararası taşımacılık platformunda yer alan bir forwarder firma, nakliye komisyoncusu adıyla adlandırılan bir firma olarak ne yapabiliriz'i oldukça irdeledik. Ve karşımıza çıkan sonuçlar konusunda biz bile dehşete kapıldık. Şimdi yapacağımız sunumda sizlere metaforlarla yaklaşıp çok fazla sizi sıkmadan ne olacağını göstereceğim. Daha sonrasında alacağım sorularla beraber sizlerin çok daha aydınlanacağını ve bu bizim inandığımız bu programın aslında sadece bizim şirketimize sınırlı olan bir şey değil, ülke ekonomisine ve uluslararası alanda ülkemize çok daha değer katacağını önümüzdeki günlerde hep beraber yakın takipçisi olacağız. Şimdi VOP kelime anlamıyla nedir dedik az önce. Girdiğinizde Google'a vay be vay canına. Ama Türkçeden İngilizceye sözlük anlamına baktığımızda ağır darbe, tamamen yenmek ve tamamen bozguna uğratmak. Ben buna bayıldım. Neden bayıldım? Uluslararası alanda geçen sene itibariyle 40 milyar doların üzerinde cirosu olan, 4 milyar doların üzerinde de net kar açıklayan bir uluslararası taşımacılık firmasının, Forward firmanın üst düzey yöneticisini yaptım. 135 yıllık tarihinde ilk defa genel müdür olarak beni bir Türk olarak atadılar. Bu benim için bir onur kaynağıydı. Fakat orada anladığım şey şuydu, sen bir Türksün ve Türk pasaportlusun. O yüzden biraz daha mesafeli yaklaştıklarını gördük. Madem dedik biz Türk'üz, bizim uluslararası alanda ne yapmamız lazım? Ve pandemi döneminde bundan 3 sene önce kurduğumuz bu şirketimizde yıllardır bu ticari faaliyetini sürdüren organizasyonların sadece yerli değil global markaların bile altından kalkamayacağını düşünerek gerekse zor olması, gerekse şu andaki mevcut konvansiyonel şekilde yapmış oldukları rekabeti bir diğer noktaya taşıdıklarında rekabet üstünlüklerini kaybedebileceklerinin farkında olmasından dolayı giremedikleri dijitalleşmeye biz girdik. Bu gerçekten motivasyon anlamında, o ilk motivasyonla başladığınızdan sonra kondisyonunuz yoksa tamamen işten çıkıyorsunuz ki bu da oldukça daha başlamadan biten bir projeye geliyor. Fakat biz buna inandık ve devam ettik. Şimdi bizi en büyük heyecanlanan nokta da şu oldu. 2022 yılında aşağı yukarı Türkiye'nin lojistik pazarında yaptığı ciro 150 milyar dolar. Bu oldukça iyi bir rakam. Ama bizi asıl heyecanlanan nokta dünyada 2022 senesinde yapılan, bakın bu Statista adlı araştırma şirketinin yapmış olduğu araştırmada 10.4 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin tam 100 katı bir pazar var. Ama biz Türkiye'deki lokal ve global oyuncular nedense Türkiye'deki 150 milyar dolar pastadan birbirimizden pay alabilmek adına sürekli rekabeti düşük fiyat, uygun fiyat bu sloganıyla satmaya çalışıyoruz. Ya da kaliteye fazla değinmeden iç pazarda birbirimizin personellerini transfer etme usulü yapıyoruz. Baktık ki bununla da rekabet etmek oldukça anlamsız ve manasız. Dedik bizim daha farklı şeyler yapmamız lazım. Sektörümüzdeki 3 ana oyuncu, yani şöyle diyeyim size, bugün bir kısmınızın da bildiği DHL, kurye tarafı değil ama bizim tarafımızda olan tarafı ve diğer iki oyuncunun toplam yıllık cirosu 100 milyar dolar üzerinde. Ama bugün bizim ülke ekonomimizde 100 milyar dolar bulmak için bakanlarımız, başkanlarımız
Körfez'e gidiyorlar mesela. Bunlara falan gerek kalmadığını kendimiz düşündük. Çünkü dijitale vurduğunuz anda rekabet üstünüz çıkıyor. Çünkü bunu yapan yok başka. Ve kendimizi biz neredeyiz ve nasıl ileri gideriz diye araştırdığımızda lojistik sektörünün aslında şu anda yapmış olduğu iş 60 sene, 70 sene önceki tarımla eşdeğer. Bugün binlerce metrekare deposu olan, yüzlerce kamyonu tırı olan veya gemisi olan organizasyonların bu kadar mal varlığına rağmen bilgiyi zamanında aktaramadıkları için düşmüş oldukları durumları tespit ettik. Bu bizim yıllarca yapmış olduğumuz çalışmaların bir tecrübeye uyarlanması. O zaman dedik biz ne yaparız? Hatırlar mısınız? 30 sene öncesinde bankalarda EFT kuyruğuna girerdik. EFT'ye gittiğimiz zaman sabah EFT yaptıysak diğer bankadaki hesap olaymasa ertesi gün sabahtı. Ama şu anda dijital bankacılıkta oturduğumuz yerden 7-24, 1 saniye, 5 saniye, 10 saniye gibi süre içerisinde diğer bankaya EFT yapabiliyoruz. İşte şu anda bizim lojistikçilerin o kadar yaygara kopardığı biz şöyleyiz, biz böyleyiz diye aslında usuller bundan 50 sene öncesinin rençberliği ya da 30 sene öncesinin bankacılığı. Ama biz şu anda yaptığımız ürünün ne olduğunu gerek kendi iş motivasyonumuzla değerlendirdiğimizde, gerek bize destek sağlayan yazılım uzmanları, telesatış organizasyonları veya dijital pazarlama ile ilgili organizasyonlar, çünkü onlar daha diğer sektörlerde iş yaptıkları için bu tip şeylerin önemi ve değerini daha iyi biliyorlar. Onların bize verdiği geri bildirim gerçekten bu ürünümüzün böyle olduğu konusunda. Daha sonra sadece bununla sınırlı kalmayıp dört büyükler dediğimiz PwC, Ernst & Young ve diğer gruplarla yapmış olduğumuz görüşmelerde de bizim eksponansiyel büyümeye çok hazır olduğumuz konusunda hemfikirler. Çünkü sadece bu organizasyonlarla bu ürünümüz hakkında değil, şirketimizin bir üst segmente çıkmasını sağlayacak olan Türk Kalite marka kalite programına da şu anda dahil olmak üzere bu ayın sonunda denetime giriyoruz. Bunun için ön hazırlıklarımızı tamamladık, bakanlığa başvurduk ve randevumuzu oluşturduk. O yüzden şimdiki yapmış olduğumuz ürünlerimizle biz aslında önümüzdeki günlerde bu tip bir tarıma başlayacağız. Buna başladığımızda bizim derdimiz şuydu, 150 milyar dolarlık Türkiye pazarı yerine 10 trilyon dolarlık pazara girdiğinizde oranın altına kalkmak için ne Türkiye'deki üniversitelerin yetiştirdiği lojistik öğrencileri yeter, ne bizim diğer teknik altyapımız yeter. Ama dijitalleşmeyle 1'e 1000, 1'e 1 milyon, 1'e 1 trilyon şeklinde iş üretebilirsiniz. Çünkü makine durmuyor. Ve robotikleşme süreçleriyle beraber biz bunu nasıl atlatacağımızı gördük. Şimdi odak noktamız ne? Onu anlatayım size. Öncelikle yapay zeka, büyük veri ve makine öğrenimine çok önem veriyoruz. Çünkü şunu gördük. Veriyi alıyorsunuz ama veriyi nasıl kullanacağını bilmediğiniz sürece hiçbir şey yaramıyor. Yapay zekayı kullanmazsanız mevcut, ben çok zeki bir adam, ben buna inanıyorum. Ama benim zeki olmam makine kadar zeki olmama gelmiyor. Ben hata yapıyorum, makine hata yapmıyor. 3'e basıyorsanız makine alıyor, o 3'ü iletilmesi gereken bütün yerlere 3 diye iletiyor. Ama ben arkadaşımdan aldığım 3'ü bana ilet dediği zaman ben o 3'ü bile bazen yanlış tuşlayabiliyorum. O yüzden bu sayede biz operasyonel kalitemizi oldukça üst tarafa çekeceğimizi görüyoruz ve teknolojiyle beraber bunu sıfır hataya düşürüyoruz. Onun dışında kilit performans indikatörlerini kullanarak maksimum operasyon kalitesine ulaşmaya başladık. Baktık ki biz önceden %60, %70, %80'lerle gece gündüz sabah akşam yapmış olduğumuz aslında çalışmalar makine aracılığıyla saniyesinde oluyor. Yapıyorsunuz yazılımı, koyuyorsunuz sisteme, bir veriyorsunuz tık 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 her tarafı aynen dolaşıyor. Yani benim 150 tane personel çalıştırdığımda yapacağım verimi makine kendi başına bir saatte veriyor. Bu da bizi heyecanlandı, bu da maliyet düşürmek demek. Ondan sonra geliyoruz anlık veri ve bilgi yönetimine. Şimdi normalde biz uzak doğuyla çalışıyoruz, Amerika'da çalışıyoruz. Zaman farkları var. Sabah saat 4'te işte uzak doğudaki arkadaşlara yazacağız da akşam saat 10'da Los Angeles'taki adamın açılmasını bekleyeceğiz de falan filan. Hiç ona gerek yok. Makineyi kuruyorsunuz, diyorsunuz ki şu zaman aralığında şunu yapacaksın, bu zaman aralığında bunu yapacaksın. Bahane yok. Personel dediğinizde personel çocuğu hasta oluyor, kendisi annesine bakmaya gidiyor, başka bir işi çıkıyor, dişi ağrıyor ama makine öyle değil. Dolayısıyla teknoloji ve dijitalleşme bize bu kadar büyük avantaj sağlamış oluyor ki bu aslında dediğim gibi verimliliği %70-80'lerden 99.9'lara kadar çıkartıyor. Bu muazzam bir şey. Daha sonra biz dedik ki ya biz bunları yapacağız ama biz büyüyeceğiz. Biz zaten son 3 senede oldukça hormonlu büyüdük. Yani benim göbeğimden daha iyi büyüdü şirket. Ne yaparız o zaman? Ya güzel büyüme, bu sefer Körfez'den fonlar geliyor. Diyor ki arkadaş
Sen bir şeyler yapıyorsun, biz görüyoruz. Neden? Çünkü bu adamların da kendilerine göre araştırma yöntemleri var. Gerek basından araştırıyor, gerek uluslararası reyting kuruluşundan araştırıyor, gerek danışman şirketlerden soruyor. Masaya geliyorlar ve siz iyi büyümüşsünüz, tamam biz sizi alalım. Dedik ki biz tamam biz satılık değiliz ama nedir, motivasyon nedir bunun altında yatan? İyi büyüyorsunuz. Halbuki aslında sadece iyi büyüme değil, sadece büyümeyi de satın almıyorlar. Stratejik olarak eğer bu şekilde büyünebiliyorsa önümüzdeki 3-5 sene içerisinde bu adamlar neler yapar korkusuyla sizi bir şekilde piyasadan elimine etmek için çalışıyorlar. Ve biz masada, bu masada, bu tip masalarda bulunmamak üzere biraz mesafeli davranmaya başladık ama son zamanlarda bu sefer Amerikan ve İngiliz fonları kafaya taktı. Dedik tamam o da güzel ama biz madem fonlar gelecek illaki bizi bir şeye zorlayacaklar ama bunun altında yatan motivasyon ne diye baktığımızda karşımıza UK Bribery Act ve FCPA denen iki ayrı kurum çıktı. Bu uyum yasaları dediğimiz aslında bir bankamızın da Amerika'da yargılandığı ama sonuçta bir şey çıkmayacağını ümit ediyoruz. Uluslararası rüşvet ve diğer corruption nasıl diyeyim etik kurallar diye etik kurallar uyum. Ve şirketimizin kurulduğundan beri yani bugün gidip herhangi bir markete ekmek 2 lira, 3 ekmek aldınız 6 lira. 5 lira verseniz veriyor mu? Vermiyor. Pardon diyor. 2 ekmeği veriyor. Bir de parası veriyor. İşte biz de aynı o şekilde bir banka gişesinin ya da herhangi bir süpermarketteki gişe vezde görevlisinin yapmış olduğu şekilde bir ticaret yapıyoruz. Ve bu şeffaf ticaret şu anda maalesef Türkiye'mizde değil dünyada bile bu kadar uygulanmıyor. Bunu yaptığımızda derdimiz ne? Şu anda bu toplantıdayız. Şirketimizin yöneticileri burada ve bizim şirket sistemimiz hala işliyor. Olay burada bizden bağımsız dijitalleşmeyle teknolojiyi kullanarak sıfır hata ya da maksimum performans şeklinde yönetebileceğiniz sisteme döndüğünüz an itibaren zaten olayı bitirmiş oluyorsunuz. Ve bu neyi sağlıyor? Global pazarlarda o 100 milyar dolara ulaşan 3 ayrı büyük firmanın toplam çalıştırdığı 250 bin kişiyi istihdamı düşündüğünüzde siz aslında diğer ürünler, diğer global rakiplerinize göre, sadece lokal değil, global rakiplerinize göre oldukça avantajlı durumda oluyorsunuz. O yüzden biz bu odaklandığımız noktalarla şirketi taşıyabileceğimiz nokta şu anki bulunduğumuzdan ben size söyleyeyim. Yani 5 ila 10 sene içerisinde çok rahat 10 katın üzerinde büyüyeceğimizi düşünüyoruz. İlk 3 yıllık hedefimiz 5 katı büyüme. Ki bunu çok rahatlaşabileceğimizi görüyoruz. Onun dışında sıkı maliyet kontrolü ile verimlilik ve üretkenlik yönetimi. Şimdi baktık, tabii bu aslında kötü bir şey istihdam açısından. Ama mevcut personel sayımızın %40 düşmemize rağmen bizim işimiz düşmedi. Çünkü dijitalleşme bize bunu sağladı. Biz bu saatten sonra diyoruz ki, biz personel düşürmek yerine işlerimizi daha fazla artıralım ve daha nitelikli iş gücüyle niceliği de artırarak daha çok iş yapalım. Bu da bizim önümüzdeki günlerde uluslararası pazarlarda açacağımız 15 ayrı şubeyle ki bunlar şu anda rekabet olarak çok daha rahat hareket edebileceğimiz Amerika, İngiltere pazarları ya da Avrupa'nın diğer pazarlarıyla beraber uzak doğu pazarlarında şu anda gerçekten baya baya bir çalışma yapıyoruz ve bu çalışmalarla önümüzdeki günlerde sadece Türkiye'de değil tüm dünya pazarında ses getirebileceğimize inanıyoruz. Bu arada ARGE ile yapmış olduğumuz ARGE çalışmalarıyla sürdürülebilir büyüme ve büyük gelişmeye acayip bir şekilde dikkat ediyoruz. Şöyle ki yazılım şirketimizle beraber kurduğumuz ortaklıkta şu ana kadar 2 milyon dolar üzerine bir yatırım yaptık. Önümüzdeki sene sonuna kadar 5 milyon dolar olacak bu. Şu anda Türkiye'de uluslararası taşımacılıkta diyeyim bir organizasyonun yerli ya da yabancı yapmış olduğu en büyük yatırım ve bunun devamı gelecek. Önümüzdeki günlerde yapacağımız yatırımlar ve alacağımız devlet desteklerle beraber sizleri inşallah önümüzdeki sene gene burada davet edeceğiz. Tekrar bu değerlendirme yapacağız. Çünkü bu değerlendirme çok önemli. Bizim için de önemli, sizin için önemli. Çünkü burada yapmış olduğumuz bu sunumun nereye gittiğini görmeniz, önümüzdeki dönemde bizim de nereye yapabileceğimiz konusunda sizler için bir teminat olacak diye düşünüyorum. Ve tekrar hepinize bu katılımınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki büyüme toplantımızda görüşmek üzere diyorum. Şimdi sorular varsa alalım. Buyurun. Mikrofon verin. Böyle sorabilirim, benim sesim çıkar. Tabii, buyurun. Selçuk olur, Logiport. Evet, Selçuk. Diğer forwarderlarda platforma üye olabiliyor mu? Eğer olabiliyorsa sizden aldıkları fiyatlardan daha rekabetçi fiyatlar vermelerinden çekinmiyor musunuz? Bir üyelik, bir güvenlik aşaması var mı üye olanlar için? Bir üyelik ücretli mi? Şimdi öncelikle üyelik ücretli değil ama üyeliğimiz sadece yurt içinde ya da yurt dışında ithalat ve ihracat yapan dış ticaret firmalarına ait. Kesinlikle gümrük komisyoncusu ya da
bir nakliye organizasyonunu bu platformda kullandırmayacağız. Birincisi bu rekabet açısından doğru bir şey değil. İkincisi onların bizim maalesef ki bizim adlandırma noktamız nakliye komisyoncusu diye geçiyor. Yani bir emlakçıdan farkınız yok aslında. O emlak komisyoncusu, siz nakliye komisyoncusunuz. Ama bizim işimiz biraz daha dışarı olduğu için daha kaliteli adlandırılıyor. O anlamda biz Türkiye pazarında ve dünya pazarında çok daha kaliteli ve çok daha en ucuzunu biz satacağız demeyeceğiz. Ama biz en doğru ve en optimum servisi en uygun fiyata satacağız sloganıyla çıkıyoruz. O yüzden önümüzdeki günlerde zaten sizler de duyacaksınız. Sonuçta sektörün içindesiniz. Yapmış olduğunuz platformun ne kadar ses getireceğini hep beraber tanık olacağız. Ücretli mi diye soruyorum. Ücretsiz dedim. En başta. Buyurun. Tamam, mikrofona geliyor. Evet. Aysel Yücel, ekonomi gazetesi. Buyurun Aysel Hanım. Şimdi son dönemde Türk lojistik firmalarına yoğun bir ilgi var. Size de ilgi olduğunu biliyoruz. Hatta biz de gazetemizde yazmıştık. Evet. ABD'li bir fonun ilgilendiğini. Tam doğru. Da VOP'tan dolayı bu yabancı yatırımcı ilgisinin sizin şirketinize de arttığını duymuştuk. Bu konuda bir gelişme var mı? Bir masadaydınız en son. Var mı bir ortaklık, satın alma? Evet. Şimdi şöyle, tabii ki birçok ilgili bize geliyorlar ortaklık anlamında, satın alma anlamında. Amerika'da ortakla şu anda masadayız. Ancak daha henüz gizlilik sözleşmesi dahi imzalamadık. Çünkü onlar bizden veri istediler. Biz verinin öyle kolay verilemeyeceğini. Çünkü bu altyapı başka bir altyapı. Ki onların bize yaklaştığındaki motivasyon VOP öncesiydi. Yani VOP sadece onların da duyduğu ama içeriğini tam olarak bilemediği bir platform. Biz şu anda iki haneli bir dolar konusunda kesinlikle sıcak bakmıyoruz. Çünkü şimdi şöyle, teknoloji şirketi olarak eğer yaklaşırsanız firma çarpanları 35-40-50 katı kadar çıkıyor. Ama bir lojistik firması olarak pazarlamaya kalkarsanız 6-8 kat, bilemediniz 10 kat. Ama biz stratejik olarak şu ürünle çok rahat 50 kata ulaşabileceğimiz gibi önümüzdeki 3-4 sene içerisinde açmayı planladığımız 15 ayrı ülkedeki ofislerimizle beraber çok rahat milyar dolar ciroya ulaşıp, yani şirketin şu anda yani bir bugüne kadar Türkiye'de satmış, ben zannedersem en son Katarlılar, pardon, Arap Emirlikleri kamyon firmasını 500 milyon dolar falan bir paraya aldılar. Biz o rakamlara çok rahat ulaşabileceğimizi ümit ediyoruz. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Murat Bey. Tabii. Efendim, dünya küçülüyor, kaos var, herkesin kafası karışık. Böyle kaos döneminde büyüme stratejisi akıllıca tabii ki. 5 kat büyüyeceğiz diyorsunuz. Güzel. 15 ülkede ayrı ofis açacaksınız. Hedef pazarlar neresi? Mesela Çin stratejiniz nedir? Merak ettim. Körfez stratejiniz nedir? Merak ettim. Amerika stratejiniz nedir? Merak ettim. Yani pazarlara bakmak durumundayım. Ayrıca Türkiye'den böyle vay be canına diye geliyorsanız Türk ihracatını 3 yılda katkınızın olması lazım. Ne kadar büyütebilirsiniz? Melih Hanım, bu değerli soru için teşekkürler. Şimdi stratejimiz içerisinde şöyle düşünün. Bu ürün şunu sağlayacak. Pek tabii hepimiz biliyoruz ki bugün Türkiye'de yerleşik bir forwarder firma. Türkiye'ye yapılan ithalat ya da Türkiye'den yapılan ihracat veya dış ticaret firmalarının depolama ve dağıtım işlemlerini yapıyor. Ancak bizim yapmış olduğumuz bu platform tamamen uluslararası taşımacılık üzerine kurulmuş bir platform. Bu da eğer az önce tanıtım filmini izlediysek, daha dikkatli baktıysak, orada ticaret yapılan ülke neresi ise ve diğer iki ülkeye girdiğinizde sisteme, örnek veriyorum, Çin'den Amerika'ya yapılan bir taşıma veya Amerika'dan Avrupa'nın herhangi bir ülkesine yapılan taşıma veya Avrupa'dan Orta Doğu ya da Kuzey Afrika'ya yapılan bir taşıma gibi değişik varyasyonlarla her taraftan her tarafa fiyat verecek bir platform. Şimdi bu göz önünde bulundurulduğunda aslında bu sadece kullanıcı için user friendly dediğimiz kullanıcı dostu bir program değil. Aslında oturduğunuz yerden tüm dünya ticaretinin navlunlarını bulabileceğiniz bir platform haline geliyor. Ve buna bizim şu anki teknik kadromuz da dahi Türkiye içi ve dışı harici yaklaşmamız inanılmaz zor. Çünkü pazar 100 milyar dolar sadece Türkiye pazarı. Ama biz buradaki eksponansiyel büyüme dediğimiz katlanarak artan büyüme durumunda şunu çok rahat biliyoruz. Mesafeyi başkasının 3 senede kat ettiği mesafeyi biz 6 ayda kat ediyoruz. O yüzden
bu katlanarak büyüme olayında organizasyonun büyümesi dışında yapay zekayı geliştirdiğimiz nokta hala devam ediyor bu çalışmalarımız. İlk önce şu anda bir Almanya'da ofisimiz var. Avrupa olmak üzere daha sonrasında Amerika, ondan sonra Çin. Çünkü Çin tedarik anlamında, daha doğrusu orta uzak doğu tedarik anlamında önce Amerika'yı sonra Avrupa'yı besliyor. Ondan sonra Afrika'yı besliyor. O yüzden yaptığımız çalışmalarda tabii ki alacağımız raporlamalarla beraber ilk hedefimiz gelişmiş pazarlar. Çünkü gelişmiş pazarlarda yer alıp bunları yaptığınız takdirde bu sefer bütün herkesin olgusu şuna dönüyor. Zor pazarlarda hasbelkader büyütebildiğiniz organizasyonlar aslında gelişmiş pazarlarda büyüttüğünüz zaman diyorlar ki bu adamlar başarmışlar. Çünkü orada rekabet daha zor. Ve biz rekabetin zor olduğu ama maliyeti dolayısıyla çok kar edemeyen uluslararası organizasyonlarla rekabet içine gireceğiz. Bütün derdimiz o. Umarım. Anladım. UND ile sizden destek istiyor mu UND? Şimdi UND... Sorunun özü o aslında. Dünyayı fethedebilirsiniz, vay canına dedirtebilirsiniz de kendi pazarınız da küçük bir pazar değil. Orada da devler var. Siz devlere kafa tutuyorsunuz. Söyleminiz o. Yani biz devlere kafa tutmuyoruz. Devler aslında sadece mali açıdan devler. Yani bugün sabah dükkan açıp akşam kapattığında ne yaptığını bilmeyen devler ne kadar sürdürülebilir buna görmek lazım. Buyurun. Transmedia Mutlu'dan. Öncelikle hayırlı olsun. Şimdi lojistik sektörünün önümüzdeki en önemli ev ödevleri dijitalleşme ve yeşil mutabakat. Bunları konuşuyoruz. Bu dijitalizasyonu ben şu anda sizin yaptığınız web üzerinde sadece navlu fiyatlarının takibi ve fiyatlandırması, bunu online olarak yapılması olarak görüyorum. Evet. Firma olarak bütün lojistik operasyonlarında, bütün süreçlerinde tam dijital bir firma anlamında ne tür çalışmalar yapacaksınız? Onda da bir yatırımınız var mı? Onu merak ettim. Bu operasyon, lojistik süreçleriyle ilgili soruyorum. Tamam, çok teşekkürler. Çok değerli bir soru Tahsin Bey. Şimdi öncelikle tabii ki öncelik müşteriye yakın olmak. Müşteriye yakın olmak için de nabzını koymanız gerekiyor sisteme. Şu anda bizim yapmış olduğumuz eğer sistem tanıtımda gördüyseniz ticaret yapan ithalat ve ihracatçıların yüklemelerini sistemden takip edebildiğini de gösteriyoruz. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz VOP tanıtımında bu sadece fiyat lansmanı yaptığımız bir program değil. Aynı zamanda ERP yazımımızla konuşan ve arka tarafta artık operasyonlarımızın normalde personel tarafından yapılan işlemlerin %85-90'ını robotik sürece geçmiş durumdayız. Dolayısıyla yurt dışı taşıma işlemi yaparken, yurt dışına bilgi verirken ya da müşteriye bilgi verirken bunlar tamamen sistem üzerinden insansız yapılıyor. O yüzden az önce de bahsettim. Personel sayımız %35 düşmesine rağmen hala aynı iş potansiyelini korumuş durumdayız. Evet, buyurun. Serdar Sağlam, akşamın gazetesi. Buyurun Serdar Bey. Şimdi ben tabii daha basitleştirilmiş bir açıklama isteyeceğim sizden. Çünkü dijitalleşme, dijital dönüşüm, robotikleşme dediğimiz zaman aslında bütün dünyada, bütün şirketler bunları yapıyor. Yani aslında genel olarak herkesin şu anda bir numaralı önceliği dijitalleşme. Yani siz şimdi bu dijitalleşmeyi ön plana çıkarıyorsunuz ama yani bunu herhalde sadece siz yapmıyorsunuz. Tüm diğer rakipleriniz de muhakkak. Evet. Önce çalışmalar yapıyordur. Yani sizi bu konuda diğerlerinden ayıran nokta nedir tam olarak? Ben onu anlamak istiyorum açıkçası. Evet. Yani çok doğru bir noktaya değindiniz. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şahsım aşağı yukarı 10 yılın üzerinde dünyanın en büyük lojistik dev firmasının üst düzey yöneticiliğini yaptım. Bu esnada aşağı yukarı 17-18 ülkede çeşitli implementasyonlar ve oryantasyonlara katıldım. O büyük büyük organizasyonlar yani 50 milyar 100 milyar dolar ciro yapan firmaların ithalat ihracat işlemlerinin dijitalleşmesiyle ilgili olarak bu firmaların komitelerinde bulundum. Ve görmüş olduğum şey aslında o büyük dediğimiz organizasyonların hantallaşması, organizasyonların hareket kabiliyetlerinin tamamen aslında artık yönetim kurullarında talimat verilse dahi en alt noktada zincire gittiğinde tıkanıp kaldığını gördüm. Dolayısıyla tabii bildiğiniz bürokrasi. Yani bugün ismetmek çok doğru mu bilmiyorum ama Kühnan'a geldi, DHL, Schenker, DSV gibi organizasyonlar hala ortak bir platformda ERP yazılımlarıyla bu tip sistemleri konuşturamıyorlar. Yoksa 10 sene öncesinde bunu kurdu bazı firmalar. Ama baktığımızda inanın bana teknolojileri bile bundan 10 sene öncesinin teknolojisi.
Yani bulut teknolojisinde bizim yazılımımız 15 sene önce geçmesine rağmen onlar hala bu konularda bazı sıkıntılar çekiyorlar. Ve organizasyonlarında genel merkezlerinde almış oldukları kararların ilgili ülkelerde uygulanması konusunda inanılmaz sıkıntılar yaşıyorlar. Ve pandemi öncesi ve pandemi sonrası biliyorsunuz ki çalışan ahlakı diyeyim ya da davranış şekilleri değiştiğinden dolayı mevcut ellerindeki birçok yetişmiş kadrolarda diğer firmalara sürekli transfer oluyor. Bu da onların o projelerin sürekli aksamasına sebep oluyor. Biz şunu tespit ettik. Bizim şu anda ulaştığımız noktaya herhangi bir global ulaşması en az 18 ay. Ama biz 18 ay sonra ne olacağız onu bilmiyoruz. O yüzden bunu da bir taraftan kendi sadece içimizde değil, yazılım şirketleriyle de görüp tartışıp bunu sürekli masaya yatırıyoruz. Yani 3 ayda bir komite toplayıp ne yaptık, neredeydik, nereye gidiyoruz, kim rakipler diye bunu değerlendiriyoruz. O yüzden bu konuda umutluyuz açıkçası. Orada ben de bir şey eklemek istiyorum Murat Bey'in söylediğine. Tabii ürünü çıkarmak zaten çok büyük bir şey ama bir de doğru pazarlama. İşte biz aslında diğer rakiplerimizin yapmadığı aynı zamanda doğru pazarlama yöntemini kullanıyoruz. Çünkü siz ne kadar iyi bir ürün çıkarırsanız çıkarın, onu kullanıcıya ulaştıramadıktan sonra, onun aktif kullanımını sağlamadıktan sonra aslında çok da önemli kalmıyor. Dolayısıyla biz o doğru pazarlama yöntemini kullanarak bugün hedefimiz 30 binden fazla ithalat ihracat yapan müşterinin bu sistemi kullanması. Evet, buyurun. Erkan Yılmaz, Taşıma Dünyası. Murat Bey hayırlı olsun. Yeni oluşum diyeyim. Şimdi, sağ ol, teşekkür ederim. Ben şeyi merak ediyorum. Yani siz hangi mevzuat çerçevesinde şimdi taşımanın, karayolu taşıma kanunu var, yönetmeliği var. Böyle baktığınızda sizin dijitalleşmeyle yönelik burada sanırım mevzuat tam dijitalleşmede ihtiyaçlara cevap vermiyor. Ben yanlış biliyorsam düzeltin. Hani siz bu anlamda mevzuat altyapısı yönünde de bir ihtiyacınız, isteğiniz, talebiniz var mıdır? Yani bunu nasıl şekillendirmek gerekir? O konuda merak ediyorum. Teşekkür ederim. O konuda ben İsmet Bey'e biraz vereyim çünkü bayağı bir çalıştı. İsmet Bey buyurun anlatın isterseniz siz de. Şimdi bu şeyin kameranın galiba mikrofonu. Şöyle bilgi vereyim. Biz biliyorsunuz ki taşıma işleri organizatörlüğü mevzuatına bağlıyız. Ulaştırma Bakanlığı altyapısıyla bu belgeyi alıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Şimdi bizim uygulamamız bir pazar yeri uygulaması değil. Yani kendi ürünlerimizi yani başka firmalarının gelip satış yapabildiği bir uygulama değil. Kendi ürünlerimizi sattığımız için şu aşamada herhangi bir mevzuatta bir ihtiyacımız söz konusu değil. Şu aşamada bu şekilde. Önümüzdeki dönemde eğer ki bir pazar yeri uygulamasına evrilecek olursak mevzuatta tabii ki taşıma işleri organizatörlüğü ile ilgili olarak orada bir bakanlıkla görüşmelerimiz tabii ki olacaktır. Evet. Buyurun. Şener Özdemir, Yeşil Lojistikçiler web sitesi. 2 milyar doların üstünde yatırım yaptık dediniz. 2 milyon. 2 milyon dolar. Şaşırttım zaten. Şimdi 150 milyar dolarlık Türkiye pazarında 150 milyar üstü 10 trilyonluk pazara odaklanıyorsunuz değil mi? Doğru, evet. Peki sizin gibi birçok bir arkadaş da sordu. Birçok platform öyle kuruluyor. Bir süre sonra kendi kendini yok ediyor. Siz sadece makine odaklı yani makine, yani yapay zeka vesaire, dijitalleşme yeterli bu konuda uzman altyapınız, insan kaynağınız var mı? Bunu nasıl yetiştiriyorsunuz? Tamam. Çok teşekkürler. Bakın bunlar çok güzel sorular çünkü bizim yapmış olduğumuz planlamaları, çalışmaları çok daha yanımız açınızdan. Şimdi az önce Çiğdem Hanım, yönetim kurulu üyemiz size bahsetti. Doğru pazarlama ve doğru strateji. Yani biz bunu şu anda Türkiye'deki bütün organizasyonlara bu servisi sunacağız diye bir iddiayla girmedik bu işe. Ancak ilk aşamada özellikle biz firma olarak çok da kuvvetli olduğumuz bazı taşıma bölgeleri var. Örnek veriyorum, Uzak Doğu'dan ithalat, Kuzey Afrika'ya ihracat, Orta Doğu'ya ihracat. Tabii bu pazarda yapmış olduğumuz çalışmalarla gördük ki aslında Türkiye'de 35-40 bin civarı bir ithalat ihracat dış işlem yapan firma var. Bunlardan %5'i bile sadece işin %10'unu yapıyor.
Geriye kalan %90 eşit parça halinde geriye kalan %95'lik bir müşteri portföyüne ulaşıyor. Buna da normal bir pazarlama yöntemini, normal pazarlama usullerini kullanarak ulaşamazsınız. O yüzden yapmış olduğumuz çalışmada öncelikle bir call center, telesatış birimi kurduk, outsource ettik. Şu anda 20 kişilik bir birim çalışıyor. Bunu önümüzdeki sene sonuna kadar 100 kişiye ulaştıracağız. Sadece yurt dışı değil, yurt dışı pazarlama yapması açısından da. Aynı şekilde dijital pazarlamanın şu anda kaldıraçlarını kullanmaya başladık. Şu anda web sayfamızı yenilemekle beraber arka tarafta yapmış olduğumuz çerez politikaları ve tamamen Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu mevzuat gereği bütün pazarlama materyallerimizi hazırladık. Dolayısıyla bu lansman sonrası önümüzdeki 1-2 ay içerisinde yapacağımız tanıtım çalışmaları ve faaliyetleriyle beraber önümüzdeki 6 ay içerisinde kendi iş hacmimizi de şu anda 2 katına çıkaracağımızı öngörüyoruz. O yüzden aslında çok doğru yerden yaklaştınız ve biz o konuda önlemlerimizi aldık ve sürekli eğitim programları şu anda CBT'lerle yani uzaktan çalışmaya uygun almış olduğumuz personeli eğitecek her türlü materyale de sahibiz. Bir soru daha ekleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Bakmasanız. Bu fiyat teklifleri ya Türkiye'den de olmayabilir, dünyanın her yerinden teklif gelebilir. Bunlar evet. Online olarak dijital platform üzerinden dijital temelli mi sağlanacak yoksa dijital yazıp yani mail gibi bir şey mi? Yani bu da ChatGPT gibi yapay zeka, yapay öğrenme gibi şeyler var. Navlun fiyatları sürekli değişiyor. Tedarik zincirinde krizler oluyor. Her şey bir anda lojistik sektöründe hızlı. Bunu nasıl yöneteceksiniz? Bu ne kadar doğru olacak? Buradaki tahmininiz ne? Buraya tekrar sizin müdahale etmenizi gerektirecek bir durum oluşabilir mi? Yani biraz onu öğrenmek için sorun. Şu andaki aşamada doğru söylüyorsunuz. Hiçbir armatör ya da hiçbir hava şirketi aslında size canlı olarak fiyattan açmıyor. O yüzden biz yapmış olduğumuz spot anlaşmalarla haftalık ve aylık değişen fiyatları her defasında yeniliyoruz, güncelliyoruz. Bunu güncellerken de otomatik kurma anlamında almış olduğumuz, çünkü acentelerimiz ya da partnerlerimiz ya da hava şirketleri veya armatörlerle yapmış olduğumuz anlaşmalarda onların her güncellemesini sistemde güncelleye devam ediyoruz. Ve block space'lere ilerliyoruz. Mesela şimdi burada 1000 tonluk bir hava kargo yükünüz var. Biz 400 ton kargoya kadar atıyorum 3 dolar, 450 400 ton üstünde 4 dolar gibi bir fiyatlanma baremiyle o riski firma olarak göze alıyoruz. Daha sonrasında zaten o fiyat bugün siz Türk alanını nasıl yapıyorsanız aynı şekilde bugün yapıp ilerleyebiliyorsunuz. Ve yapay zeka arka tarafta örnek veriyorum. Cuma günü eve gittiniz akşam saat 8-9 gece 4-5 tane akıllı ithalatçı yakaladı fiyatı basıyor. Sistem otomatikman fiyatı yükseltiyor. Yapay zeka onu kurmuş durumda şu anda. Sizinki de biraz yapay zeka temelli o zaman değil mi? Kendi tabii, kendine öğrenen bir sistem. Tabii aynen öyle. O yüzden zaten yatırımın çok uzun süre ve meşakkatli ve maliyetli oluyor. Buyurun. Ben Serpil Alparslan. Buyurun Serpil Hanım. Merhaba. Serpil Alparslan, gazeteciyim, televizyoncuyum ama 5 ay öncesine kadar Amerika'da çalıştım. Amazon'da ürün analizi olarak çalıştım. Çok güzel. Hem mesleğime devam ettim hem de aynı zamanda bu işlere de girdim. Şimdi sizin dijitalleşme yolunda saha depo yönetimi nasıl yapıyorsunuz mesela? Hani dijitalleşmede çok çok önemli bir konu bu. Evet. Artık robotik bir sektörde çalıştığınız için, artık dijitalleştiğiniz için sizin bu alandaki çalışmalarınız nelerdir? Hangi makineleri kullanıyorsunuz? Paketleme konusunda özellikle robotik bir çalışmanız var mı? Dijital bir çalışmanız var mı? Ve müşteri sevkiyat otomasyonu ve tedarik yönetim zincirlerinde de yine dijitalleşmede nasıl bir sistemle çalışmalarınız var? Şimdi çok yerinde bir soru ama şöyle, biz şu anda daha o bölgelere giremedik. Çünkü şu anda elimizdeki mevcut işi doğru elleştirdiğimizde yapacağımız büyüme o alanlara harcayacağımız zaman ve konsantrasyon açısından daha maliyet faydalanan bize bir şey sağlamıyor. Ancak tabii ki o dediğiniz bölgeler bizim için de çok değerli. Çünkü Amazon aslında bir yazılım şirketi ve bu yazılımlar sayesinde bu kadar hızlı büyüdü. Biz de önümüzdeki dönemlerde bu alana çok hızlı girmeyi düşünüyoruz. Ancak elimizdeki potansiyel eğer yatay mı dikey mi büyüme derken, eğer dikey büyümede istediğimiz ilerlemeyi kaydedersek yatay anlamda o deniz bölgeye girmeyeceğiz. Ama bakacağız ki piyasadaki işler daha iyi gidiyor. Yani o 5 katının üzerinde büyüme sağlıyoruz. O zaman pek tabii ki biz de global diğer partnerlerle diyeyim ortak işbirliği yaparak dediğiniz depolama, sevkiyat ve paketleme taraflarına eğileceğiz. Serpil Hanım. Rica ederim. Evet.
Anladığım kadarıyla artık bir soru yok. Bir kere daha izletelim. Peki bir kere daha izleyelim. Bu arada bugün hepimizin bir araya gelmesini sağlayan Sayın Kayra Ajans sahibi Önder Barnas Bey'e teşekkür ederiz nezdinizde. Bir alkış diyelim. Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Dünya süratle değişiyor. Gelişen teknolojiler ve altyapı olanaklarıyla şimdi hiç olmadığı kadar bağlantıda. Küresel ticaret hızla yön değiştirirken, görünmez köprüler kuranlar dünyayı birbirine bağlıyor. Bu köprüleri bir arada tutan tedarik zinciri bizim geleceğimiz. Zincir koptuğunda ne mi olur? Her şey durur. O, bu zincirlerin en önemli halkası, sınırları kaldıran, bugünü geleceğe bağlayan, lojistikte hayallere öncülük eden. Kimden mi bahsediyoruz? Welt Uluslararası Taşımacılık.